Görüntüleri ekrana getiriyoruz. Dev bir yarığın oluştuğu bir nokta var Malatya'da. Bir köyde şu an Hasret Kaya bizi bekliyor. Hasret, hemen söz sana bırakayım. Hatırlatacak olursak ilçe merkezinin aslında tek bir sağlam binanın kalmadığı Doğanşehir'e gitmiştik. Doğanşehir'e bağlı bir köydeyiz. İsmi Eskiköy buranın. Tabii köy boyunca o yollar üzerinde bu noktaya gelirken aslında araçla çok da zorlandık. Çünkü yollarda derin yarıklar var. Bir aracın ilerleyebilmesi açısından çok zorlu yollardan geçtik. Ve şu anda hemen arkamda gördüğünüz alanda deprem sonrasında oluşan dev yarık ve bu yarık kilometrelerce uzanıyor. Şöyle Ünsal Çekin'le birlikte ilerleyelim içine doğru. Kilometrelerce uzanıyor ki buradaki köylülerden edindiğimiz bilgiye göre o ilçe merkezi Doğanşehir'e doğru aslında 16 kilometre kadar bu dev yarığın devam ettiğini söylüyorlar. Diğer taraftan tabii ilk depremi yaşadıktan sonra biz evlerimize tekrar girdik ama sonrasında sobalarımızı yaktık, tam çay içerken ikinci depreme yakalandık ve döndüğümüzde, dışarı çıktığımızda manzara bu şekildeydi. Dediler ki aslında 2 metre kadar bir eninin, yer yer tabii o boyutu değişiyor, eninin 2 metre kadar olduğunu söyleyebiliriz ve bulunduğumuz noktada kilometrelerce uzanan bir derin yarıktan söz ediyoruz. Hatırlatacak olursak önceki yayınlarımızda da Adıyaman'da, Gaziantep'te o derin yarıkları göstermiştik. Burası da tabii Malatya'da oluşan ve kilometrelerce uzanan bir başka yarık. Tabii fay hattının bu noktadan geçtiği tahmin ediliyor. Bir taraftan şöyle ilerleyelim, köyün başka bir açısından görelim. Buradan kameraman Ünsal Çakin'le birlikte. Burası Doğanşehir'e bağlı eski köy. Burada dediğimiz gibi 300-400 kadar ev var ama kışın 40-50 kişi anca yaşıyor. Tabii onlar, köylüler depremi yaşadıktan sonra ne olduğunu anlayamadılar bu yarıkları görünce. Özellikle köyün bir kısmı, aslında alçakta kalan kısmı, şimdi daha yüksekte kaldığını söylüyorlar. Diğer taraftan da tabii bu derin yarıklar kilometrelerce uzanıyor dedik. Aynı zamanda şu anda üzerinde bulunduğumuz yolda da derin bir yarık vardı. Buraya tabii ekipler geldi. Hemen bu yolda bir çalışma yaptılar ve yolun tekrar aslında ulaşıma açılması için, bu köy içindeki yolun ulaşıma açılması için burayı doldurdular bir taraftan. Ve dediğimiz gibi aynı zamanda bu yarıklar nedeniyle o bahçelerindeki kayısı ağaçları var burada. O sulama yaptıkları sulama boruları da bir taraftan hasar görmüş durumda. Mesela o borulardan bir tanesi depremin etkisiyle hasar gördü. Köyde içme sularının da olmadığını söylüyorlar. Tabii kışın 40-50 kadar kişinin yaşadığı bir nokta. Yarılan noktalardan biri de bu doldurulan zemin. Ekipler iş makinesiyle geldi ve bu zemini doldurarak köy içindeki bu yolu tekrar ulaşıma açtı. Dediğimiz gibi burası kilometrelerce aslında bu yarık uzanıyor ve köyün içinden geçiyor. Yani evlerin ortasından geçiyor. İki yanımızda da evler var, hem sağımızda hem solumuzda. Yaşanan o ikinci depremde bu derin yarığın oluştuğunu söylediler ve bulunduğumuz noktadan aslında kilometrelerce uzaklığa kadar bu derin yarık ilerliyor. Tabii biz zaman zaman ekranlarınıza taşımıştık o dağların üzerinde, tarlaların ortasında oluşan derin yarıkları ama bu bizim gördüğümüz en uzun, bu bölgede en uzun deprem sonrasında oluşan yarık olduğunu söyleyebiliriz ve enine baktığımız zamansa yer yer 2 metre, 2,5 metreye kadar varan bir nokta. Diğer taraftan şunu da hatırlatalım. Daha önce aslında yüksekte olan kısmın çöktüğünü ve alçakta olan kısmın bu derin yarıkla birlikte yükseldiğini söyledi buradaki eski köy sakinleri bizlere. Biz gelişmeleri aktarmaya, toplamaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar Doğanşehir eski köyden size bırakalım. Evet, depremin o yıkıcı etkisini zaman zaman bu tür görüntülerle yeniden ekrana getireceğiz.